Atlas Akademiden 10. sınıf arkadaşlarımıza merhaba. 10. sınıf kimya 1. ünitemiz asitler bazlarla başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi bu ünitede öğreneceğimiz en önemli şey asit baz kavramı. OH ve hidrojen atomu ne işe yarıyor? Bir asidin asit olmasını sağlayan ne? Dikkatlice dinleyelim. Solda zaten bir limon resmi var. Neden sola koyduk? Çünkü bu bir Asit. Sağ tarafta ne var? Bir sabun resmi var. Neden? Çünkü sabun bir baz. Peki neden asit? Neden baz? Şimdi bunun hakkında yorumlarda bunun Asit deyince suda çözündüğünde bir iyon veriyor. Biz bu iyona ne diyoruz arkadaşlar? Aşartı. Hidrojen artı iyonu veriyorsa biz asit diyebiliriz. Peki madem asitler aşartı iyonu veriyor. Bazlar hangi iyonu veriliyor arkadaşlar? Suda çözüldü ama dikkat ediyoruz. Öyle kendi kendine reaksiyon yok kimyada. Hadi bugün. Bir tane elementimi dışarıya fırlatayım atayım diye bir şey yok. Suda çözüldüğünde cümleyi zaten kısa ve özel şekilde veriyorum. Cümleye bakarken arkadaşlar dikkatli bakalım. Suda çözüldüğü zaman ne iyonu verecekti? Baz olması için OH eksi. Şimdi öğretmenim biz bazı şeyleri ezberlemekten zor geliyor. Ne yapmamız lazım? Arkadaşlar mantığını çalıştırın. Asit deyince bir kere limon olduğunu bir hatırlayın. Limon asit. Limon içerisinde asit var. Tatları nasıl olacak? Şimdi limonun tadı deyince aklınıza ne geliyor? Ekşi. Zaten limon aklıma geldi. E, limonun bir asit olduğunu biliyorum. O zaman asitlerinin tatlarının ekşi olduğunu ben bilirim. E peki baz deyince aklımıza geliyor. Ne geliyor? Bazlar acıdır. Şimdi öğretmenim sen bazın acı olduğunu nereden biliyorsun? Sabun mu yedin? E tabii ki hayır. Arkadaşlar neyden? Bazıların neyden? Kostiklerden özellikle acı olduğunu tam olarak biliyoruz. Şimdi sol aşağıda zaten bir asidik nötr bazik diye bir altta bir grafik yapmışız. O grafik bize pH diyagramını, diyagramını belirliyor. Peki bu diyagram nereden başlıyor? Sıfırdan. Şimdi pH değeri sıfırdan başlıyor. Kaça kadar? 14'e kadar. Şimdi turnusol kağıdını Asit nereye inge çeviriyor? Elinde bir turnusol sol kağıdı var. Laboratuvarda çalışıyorsun. Kendin laboratuvarda hayal et. Ettin mi? Tamam. Şimdi bir deney tüpünü al eline. Aldın. Kutuk Tüpün içine korkma sok. Turnusol sol kağıdını. Ne renk olacak? Kırmızı. Eğer o kırmızı rengi görüyorsan sen buna ne diyeceksin? Asit diyeceksin. Laboratuvardan çıkma. Devam et. Çünkü daha bazıları bileceğiz arkadaşlar. Daha bitmedi işimiz. Baz. Elinde bir çözelti var. Ne olduğunu bilmiyorsun. Kaba daldırdığın turnu sol kağıdını ne oldu? Mavi renkli bir kağıt. O zaman diyeceksin ki hocam bu baz. Yani eğer mavi renk varsa bunun baz olduğunu ben her şekilde bilirim. Evet devam ediyorum. Şimdi asit baz bakın sadece bir tane örnek yeterli değil. Onlarca örnek vereceğim size. Solda ne var? Ne? Ketçap mı bu? Hayır. Tabii ki ne arkadaşlar? Sirke. Asit deyince o zaman sirkeyi de bilmemiz lazım. Sağda ne var? Şimdi bio... Bir laboratuvar ortamında bir kapı içerisinde üzerinde büyük büyük ne yazıyor? Amonyak. Amonyak ne? NH3. O zaman NH3 nedir? Baz. Bunu unutma. Suda iyonlaşarak az önce bundan bahsettim. Asitler, bazlar bakın. Hani şimdi ikisini ayırt ediyorum. Bakın dikkat ettiyseniz özet sistemi çok önemli. Bir şeyi net olarak görün. Şimdi ben yapabilirdim. Asitleri anlatıp anlatıp dur. Sonra diğer sayfada baza geç. Öyle olmaz. Bunları anlamak için net bir şekilde bakacaksın. Yan yana bakacaksın. Küçülteceksin. Aradaki farkı bildiğin zaman asit baz kavramını tam olarak anlayacaksın. Şimdi solda bak. Ne bu? HCl. Hidroklorik asit. h Şimdi öğretmenim bu ne ya? h ne oluyor burada? Artık bil. Ne olduğunu bil. Artık sen yıllardır fen dersi gördün. Kimya dersinde geçen sene gördün. Bunun ne oldu? Şimdi bunu kapa. Bana yorum yap. Hocam bu ne? Derste soruyorum. Ne bu? HCl haşik öyle olmaz. Bunu gördüğün an haşik onun su olduğunu sokaktaki gezen adama da sorsan bilir. O zaman bu şu gördüğün senin soldaki şey hidroklorik asitin suda suda çözünmesi demek. Yani artık kimyacı arkadaşlara söylüyorum. Ya illa yukarıda suda iyi anlaşıyor diye değil. Baktığın zaman kimya sözel bir ders değil arkadaşlar. Okumakla değil gördüğün formülizasyonu anlayacaksın. H2O'yu gördün mü? O zaman diyeceksin ki hocam bu suda çözünüyor bitti bu kadar. Şimdi h 2 suda çözündü. Az önce ne dedin? H artı yonu çıkacak. Şimdi suda yonlaşmış. Hani H artı gördün mü? Artıyı gördün mü? Yakaladın mı? Hidrojeni yakaladın mı? Yakaladın. Bitti. Sen buna ne diyeceksin? Asit. Devam et. Bir baz var. Ne var arkadaşlar? Sodyum hidroksit. Peki sodyum hidroksit katısı suda çözündüğü zaman nasıl oluyor? Na artı. Neden artı hocam? Çünkü sodyum bir metal. Sol tarafta yükü de artı bir. Bunu biliyoruz. Şimdi ne var bir de? OH. Ohaş. OH'ın da bir şekilde çıkması lazım. OH eksi. Eksi 2. Hidrojen de artı bir. Ne oldu? Eksi 2 artı bir diye eksi 1. E ne oldu? Suda yoğunlaşarak çözüldü mü? Çözüldü. Az önce ne dedim? Ben dedim ki bazlar OH iyonu veriyor. E peki yalan mı söyledim? Hayır. Bak burada. bohas Baz ne vermiş? O haş yonu vermiş. O zaman o haşı gördüğün zaman baz. Haş artıyı gördüğün zaman asit ya da haş artıyı. O da zaten bir haş artı. Gördüğün zaman asiti söyleyeceksin. Bu kadar. Elektrik akımını şimdi. Şimdi yan yana yazdım. Neden? Çünkü hemen öğrenci diyor ki bu iletir bu iletmez bu iletmez bu iletir. Ters olmalı. Ya öyle bir şey yok. Şimdi bir kere artık düşün. Elektrik akımını ne iletir? İyonlar. Değil mi arkadaşlar? Elektrik akımını iyonlar iletiyor. İyon var mı? H3 artı da artı iyonu var. E peki burada iyon var mı? Eksi. Bu ne? Üzerinde artı veya eksi yük varsa iyon halindedir. Zaten yukarıda dedik ki iyonlaşarak çözünür. İyonlaşarak çözünür. İyon terimi var mı? Var. İyon varsa elektrik akımını zaten iletir. O zaman asitte iyonlaşma var mı? Evet. Elektrik akımını iletir mi arkadaşlar? Tabii ki. Şimdi bazda yoğunlaşma var mı? Var. O zaman elektrik akımı iletir mi? Tabii ki. Tabii ki iletir. Asit deyince bir şey çok önemli. Sürekli karşınıza çıkacak. Arkadaşlar daha 10. sınıfsız. Çok fazla reaksiyonlarla çok içli dışlı olmanıza gerek yok. Ama bazı temel şeyleri bilmeden geçme. Yani ben 10. sınıfım kimya öğrencisiyim diye geziyorsan bazı şeyleri bilmen lazım. Ne örneğin? Şimdi asitler metallerle tepkimeye giriyor. Onu biliyoruz. Ama yukarıda gözüküyor bakın. Cu, Hg, Ag, Pt. Derste soruyorum. Öğrencim kalk. Nedir bu? Öğrenci söylüyor bak. Cu, Hg, Ag, Pt. Öyle değil. Artık bileceksin. Periyodik cetveli bilmeyen öğrenci yok. Nasıl matematikte toplama çarpmayı biliyorsa kimyada da periyodik cetveli her türlü bilmen lazım. Diğer metallerle tepkimelerinde hidrojen gazı oluşuyor. Hidrojen gazı. Ama bu CUHG değil. Nedir? Bakır, civa, gümüş, platin, altın. Bulmacalarda bile çıkıyor. Bunları bilmemek imkansız artık. Bunları kesinlikle biliyoruz. Şimdi devam ediyorum. Bazılar için ne diyor? Amfoter metallerle amfoter metallerle nedir bunlar? Berilyum, alüminyum, çinko, kalay, kurşun, krom. Bak hepsini biliyorum. Bir tane bile atlamadım istiyorsan aç periyodik cetveli incele. Hatta incelerken birkaç tane de element öğrenmiş olursun. O yüzden baktın ne gazı oluşturuyorlar? H2. Dışarıya gazı veriyor. Evet devam ediyorum. Kuvvetli asitlerle devam ediyorum. Bak asit bazlı atışmaya başlamış. Ne demiş? Yahu bir git acı baz ya. Neden? Bazlar acı. O ne demiş? Sen git ekşi surat. Neden? Çünkü asitler ne arkadaşlar? Asitler ekşi. Evet kuvvetli asitler kuvvetli bazlar. Şimdiki ünitemiz H2SO4. Bunları artık hepimiz biliyoruz. Hidrojen, kükürt, oksijen elementlerinden oluşmuş sülfürik asit. Tabi bunlar özel adlandırmaları var. Peki bizim insanlarımız H2SO4'ü sülfürik aside ne diyorlar? Zaç yağı. günlük hayatta zaç duydun mu sülfürik asit diyeceksin. Peki HCl, hidroklorik asit ne diyor? Hidroklorik asit ne geliyor aklına? Yemeklerin içine atılır. Evet, geldi aklına ne? Yemeklerin içine ne atıyoruz? Tuz. Tuz ruhu. Tuz ruhu bu kadar. Senin sofrada kullandığın bu kimya her yerde. Evinde, ofiste, laboratuvarda, dünyada, evrende her yerde. O yüzden kimyayı yaşaman lazım. Kimyayı bil, böyle ezber değil. Yaşayacaksın. Merak edeceksin, göreceksin. Günlük hayatta sürekli ne yapacaksın? Değerlendireceksin. O zaman kimya senin için çok kolay. Örneğin ne? Bazı kötü kötü adamlar ne yapıyor? Kezzap atıyorlar. Onu da bil. Onu da bil. Sorarsa ne de nitrik asit kullanmak nedir? Tehlikeli. Nedir nitrik asit? HNO3. Nedir diye adı? Günlük hayatta ne kullanır? Haberlerde bol bol görürüz maalesef. Bu arada kadına şiddete ayır. Ne diyeceğiz? Kezzap. Peki altta ne var? CH3CH Öğrencime sorduğum zaman Şimdi bana bu ch 3 Tam Tamam 10. sınıf siz daha tam olarak Belki ezberleyememiş olabilirsiniz Ama artık bunu böyle Nedir bu hocam ch 3 Onu 5. sınıfa söylesem de öyle söyler Sen ne diyeceksin Asetik asit Asetik asit Bunu her türlü bilmen lazım Evet sevgili arkadaşım Şimdi biraz da kuvvetli bakın Kuvvetli bas biraz sonra size pH pOH dengesinden bahsedeceğim Ortada bir ne var? 7. Ne diyoruz biz buna? Nötr. Sola doğru gidildikçe asitlik. Sağa doğru gidildikçe de bazlık artıyor. Kuvvetli olması için ne? Bak sola ne dedik? Asit. O zaman en soldaki element kuvvetli asit mi? Evet. Yani yukarıda gördük mü? Bütün asitler sol tarafta. Peki kuvvetli bazlar var. O da sağ. En sağ. En sağa gidildikçe ne oluyor? Kuvveti artıyor. Yani nötrlükten ne kadar uzaklaşıp kendi karakterine yakınlaşırsa o daha fazla kuvvetli oluyor. Evet hızlıca geçiyorum. Sodyum hidroksit nedir? Sut kostik. Kalsiyum hidroksit. Kalsiyum hidroksit nedir arkadaşlar? Kireç. Potasyum hidroksitin potas kostik. Bakın o haşı gördün. Kostik. Yukarıda o haş, kostik. O zaman baz deyince arkadaşlar kostiği hiçbir zaman unutma. Evet. Potas kostik dedik. Ne aç için? Zaten amonyak olduğunu söylemiş. Bir tepkime. Asit de baz. Ne oluyor? Kavga ediyorlar. Yani reaksiyona giriyorlar. Ne oluşuyor? Tuz ve su. Biz buna ne diyoruz? Nötrleşme. Evet. Biraz özel konulardan biraz hızlıca geçelim. Arhenius asit bastanımı. Arhenius deyince ne demiş? Bileşikleri su ile etkileşime göre asit baz olarak tanımlamış. Tamam. Hep öyle yapmış. Peki Arhenius'un farkı ne? Suda haşartı artı yoğunu. H gördüğün zaman Arrhenius demiş ki H oluşup Haşartı derişimini arttırıyorsa asit. O H -E -C -C arttırıyorsa baz. Yani Arrhenius deyince H artıyı H art. Arttırmak yukarı okla gösterelim. Asit. OH- derişimini arttırıyorsa yani OH ne kadar çok var o kadar bas. H ne kadar çok var? O kadar asit. Arhenius bunu diyor. Bronsted-Lowry asit bas tanımına bak. Karşısında madde H artı verebilir. Bonkör bir adam Lowry. Çok bonkör bir adam. Ne diyor? Bonkör sürekli vermiş vermiş vermiş. Diyor asitler de öyledir. Ne yapar? H verirler. Peki bazlar deyince aklımıza ne geliyor? H alırlar. Yani asit deyince H artı veren baz deyince de H artı alan. Biraz daha Arrhenius'un tanımı Lowry'e göre biraz daha bilimsel diyorum. Lewis asit bas tanımı. Lewis deyince herkes biliyor. Elektron tanımı var. Elektronları nokta nokta 8 tane göstermeyi zaten fen derslerinde 9. sınıfta bol bol gördünüz. Lewis de asitlere elektron gözünden bakan şahıs. Elektron çifti bağlayabilen asit elektron çifti verebilen neden çift? Çünkü bir, iki tane elektron nedir? Bir tane proton. Evet. Elektron çifti veren madde de bas. Devam ediyoruz hayatımızda, günlük hayatımızda kullandığımız asitler, bazlar sürekli karşımıza çıkıyor ama biz sorgulamıyoruz. Yani bir nitrik asit gördüğünüzde bak adında bile şimdi öğrenciye soruyorum derste. Şimdi nitrik asit asit midir, baz mıdır? Öğrencinin yüzünde bir sessiz bir duruş, bir cevap yok. Bak sorunun içinde zaten cevap nitrik asit. Bak asit. Ama peki ne diyorum? En sonunda arkadaşları tabii ki her zaman olduğu gibi yardımcı. Hocam asittir. Asittir neden? Çünkü içinde asit var. Bunu zaten edebiyatçı da biliyor. Sen nesin sayısalcısın? Farkı ne? Nereden anlayacaksın? Haşartıdan. Peki başka neyden anlayacağız biz nitrik asiti? Bakalım. Bazı so soy metaller nitrik asit tepkimeye girerse Şimdi ne dedik soy metallerle asitler tepkimeye girmez ama Bazıları giriyor ama o söylediğimiz H2 çıkmıyor. O söylediğimiz H2 ortaya çıkmıyor. Peki gene bir reaksiyona bakalım. Gümüş girdi. Nitrik asit de girdi. Denkleştirmelere bakıyoruz. Bakın bir tane gümüş girmiş bir tane çıkmış. Bunlar artık bak. Öğrencilerin çoğunun yanıldığı şey. Hocam ya ben yanlış yaptım. Neden? Kat sayıları koymamış. Reaksiyon olduğu gibi yazmış. Size önerim soruda ilk eğer bir reaksiyon gördüysen ilk bak eşitlenmiş mi? Öğrencilerimizin kimyada yaptığı %60 hata bakmıyor. Ona göre yapıyor. Sonra 0 1 mol aldım hocam. 0 2 Kas, unuttum, yanlış yaptım. Yok. Ben baştan söylüyorum. Benim öğrencilerim dikkat edecek. Diyecekler ki, "Hocam ben bunu eşitledim. Bakın zaten eşitlenmiş." Bakalım. 2 tane nitrik asit, 2 tane azot var, 2 tane azot var. Eşitlenmiş bir şekilde. Peki hayatımızda nitrik asit demişiz. Nitrik asit deyince aklımıza ne geliyor? Nitrik asitin biz kezzap olduğunu söyledik. Başka ne olarak kullanılıyor? Temizlik maddesi. Temizlik maddesi neyinde kullan? Direkt temizlik maddesi değil. Temizlik maddesi üretiminde kullanılabiliyor. Başka neydi? Plastik üretiminde. Plastik üretiminde var. Başka önemlisi, en önemlisi Tarım sektöründe köylülerimiz çiftçilerimiz bilir. Tarım sektöründe biz nitrik asidi gübre içerisinde bak gübrede yüksek miktarda olmasa da kullanıyoruz. HCl hidroklorik asit. H artıyı yakaladın mı o zaman asit bitti. Hidroklorik asitin resmi nasıl bir renk? Beyaz renksiz. O da koşullarında arkadaşlar ne halde bulunuyor? Şimdi hidroklorik asit deyince... O da koşullarında ne halde bulunduğunu söyleyebiliriz. Gaz. Çünkü klor gazı var. Gördüğün gibi klor. Nedir? Ametal. Ametallerin kaynama noktası nedir arkadaşlar? Düşük. Hemen bir anda gaz verebiliyor, Bir anda kaynıyor biliyorlar. O yüzden sürekli genellikle gaz algılar. Neredeyse suda tamamen iyonlaşır. Şimdi nasıl yapacağım? Hidroklorik asit. Yüzde h reaksiyon üstüne yazayım. Ne olacak? Bir H oluşacak mı? Oluştu. Ne oldu? Bir de klorik. Sidoklorik asiti. Altına ne yazıyorum? Suda. Bakın. S yazmıyorum. Suda. Öğrenci. Hocam bu alt parantezi ben anlamıyorum ya. Yani ne bu K'dir, S'dir, sudadır nedir? Ne dedik? Daha ünitemizin en başında bu senin anlaman gereken en önemli şey. K yazıyorsa katı. O reaksiyon bitmiş katı halde çıkmış. S yazıyorsa sıvı suda yazıyorsa suyun içerisinde. Bakın sıvı ile sudayı karıştırma. Sıvı direkt sıvı halde çıkmış. Yani suyun içerisinde hiçbir çözülen bir şey yok. Ama suda yazıyorsa direkt sıvı halde çıkmamış. İçinde de bir şey var. Muhtemelen karışım. Evet. İyi de hidroklorik asit aklımıza ne geliyordu? Tuz. E, tuz olduğu için hangi sektörde kullanılacak arkadaşlar? Hayvancılık sektöründe mi? Tabii ki gıda sektöründe de bol miktarda kullanıyoruz. Sülfüri kasite geldik. Evet sülfüri kasit. Su da çok iyi çözünür. Onu zaten biliyoruz. Metalleri ne yapar? Aşındırır. Aşındırabilir. Şimdi tabi kimyasal maddelerin tehlikeli olduğunu zaten biliyoruz. Neye zarar veriyor? Bir bakalım. Arkadaşlar Göze bir zararı var. Şimdi kesinlikle zaten ben de bir kimya öğretmeni olarak kimya laboratuvarında çok fazla çalıştım. Süpürü kasit gelince bir hop yapıyorduk. Hocam bir stop bir dur bir yaklaş. Bir yavaş yavaş narin davran. Aman diyeyim gözüne zarar verir. Aman diyeyim derinle dokunursan derine zarar verir. Aman bak soluma gaz halde zaten çıkar. Gaz halde çıkarsa solursan aman diyeyim solunum yollarında çok büyük zararları olabilir. Suda çözünürken H artı değil H2 diyoruz bak. Şimdi Hasan 2 derslerde size öyle gösteriyorlar. Artık onu bakın lütfen. Artık gitti Hasan 2'ler Hasan 2'ler bitti. Artık sen bunu kimyasal adını bileceksin. 10. sınıfa gidip ben kimya dersine giriyorum. Ben bilimle uğraşıyorum diyorsan bunun sülfürik asit olduğunu bileceksin. H2 SO4 olduğunu. H2 baktık. H2 İki tane haş verecek. Ya öğrenciye sordum. H2 kaç haşartı verir? Hocam bir tane verir herhalde. Ya H2 diyorsun. Bir tane. Ya zor bir ders değil. Yapmayın arkadaşlar. Kimya çok kolay bir ders. H2 diyor. İki tane çıkacak. Bu kadar basit. E, devam ediyorum. Birinciyi kolay veriyor. İkinciyi öyle kolay kolay vermiyor. Ne yapıyor? İkinci de zorluyor. Yani Hocam az önce aynı vermişti. Hayır. Yapısı değişti. Kimyasal yapısı değişti. Bağ sayısı değişti. Ondan sonra bağlar arası o kopma enerjisi değişti. Her şey değişti. Kimyasal yapısı değişirse bir bileşin kimyasal yapısı değişirse aynı şeyi aynı reaksiyonu bekleyemezsin. Özelliği her şeyi değişir. Tamam mı arkadaşlar? Fiziksel gibi değildir kimyasal özellik. Evet CH3 COOH yani asetik asit. Gelin 12. sınıfta bol bol göreceksiniz. Size bir asetik asit çizeyim. 2 tane karbon. Karbonları her zaman ortaya koyuyorsun. Şimdi 3, 4, 4 tane hidrojen var bir de oksijen var bak. Oksijen eksi 2 çift bağ gördün mü? Eksi 2 ise 2 tane elektron olduğu için çiftli bağdan öyle tek bağla maalesef Oksijen doyuramıyorsun. Fazla aç. Oksijen bağla hidrojen. Bakın oksijen bir karbonla bir hidrojenle bağ yapmış. O yüzden çiftli bağını tamamladı. E gel hidrojenleri artık istediğin gibi yerleştir. 1, 2, 3, 4. Bitti mi? Gıda da varmış. Asetik asit gıda sektöründe yüksek miktarda kullanılıyor. Ne, ne de var başka? İlaç, deri ve boya. Boya da bol bol var. Sodyum hidroksit. Sodyum hidroksit. Bak ben artık göz alışmış sodyum hidroksit yazıyor mu burada öyle bir şey? Hayır. biliyorsun. Siz de o seviyeye gelmeniz lazım. Arkadaşlar sınava az kaldı. Yıllar çabuk geçiyor. Sodyum hidroksit diğer adı sut kostik. Sodyum hidroksitin diğer adı sut kostik. Beyaz renkli su çekici yapıya sahip. Suyla tepkimesi sonucu sodyum hidroksiti. Bakın suyla tepkimesi. Suyla tepkime. Aşık göğü gördüm. O suyla tepkime bitti. Na artı. O OH aş E peki suyla tepkimesi sonucu ne açığa çıkacak? Isı. Isı açığa çıkıyor. Kullanım alanları deyince sodyum hidroksiti sabun. 9. sınıfta gördüm. Sabun. Başka deterjan. Sektörünün bir numarası. Yarın bir gün kimyacı olursan temizlik maddesi üretime katılırsan sodyum hidroksitte çok işim var. Amonyak. NH3. Arkadaşlar amonyak nasıl bir baz? Zayıf bir baz. Neden? Neden zayıf ya hocam? Neden? Nereden anlıyorsun bunu? Şundan anlıyorum ya. Baz deyince aklımıza ne geliyordu? Baz deyince aklımıza ne geliyordu? OH. Hani OH? Yok. Ya zaten bazlık karakterini gösteren şey yok. Nasıl kuvvetli bir baz olabilir? Zayıf bir baz olacak. Yapısında OH yok. Olmadığı için baz. Zayıf. Peki, aa bak amonyak bir gazdır. Amonyak nasıl bir gazdır? Zehirli. Gaz haline geldiği zaman o derecede zehirli. Neyde kullanılıyor? Amonyak neye benzediğini siz zaten az çok biliyorsunuz. Şimdi burada söyleme şansı maalesef yok. Başka? Hangi sektörlerde? Gübrede. Ben gübreyi biliyorum hemen yazdım. Hiç affetmem. İlaç, kozmetik ürün, imalatta kullanılıyor. Suda yanlaşma tepkimesi Şimdi Su şimdi. Konumuzun baktığımız amon ne? Amonyak. Ne açuç? Artı su. Tamam reaksiyonu soktum. Suya h Bir şeyi suda çözdüğün zaman suda çöz dedim ya hemen h yapıştır bitti. Altta diyor ki hocam şimdi suda çözdünüz. Hocam aşağıda reaksiyon vermemiş. Nasıl yapayım? Bir de o kadar kendini haklı görüyor ki. Hocam nasıl yapayım ya? H2K ekleyeceksin arkadaşım. h 2 o bu kadar basit. h 2 o Bak ne kadar basit. Ne çıkacak? Suda iyonlaşma. Şimdi artık kafayı çalıştır. Baz, baz, OH, baz, OH. Ya bazda OH vardı. Ne çıkacak? OH eksi. Bu kadar. Gidip de karbondioksit çıkacak hali yok. Gülmeyin arkadaşlar. Çok çok yazılı cevaplarında gördük. N'ye sokup C çıkaranı çok gördük. O yüzden dikkat ediyoruz. Ne, ne kaldı? E, geri kalanları da bir zahmet topla. E, buradan bir hidrojen kaldı. Ne ya zaten vardı. 3 hidrojen bir hidrojen daha 4 hidrojen. 3 hidrojen bir hidrojen daha 4 hidrojen dedik. Evet şimdi arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi bazı arkadaşlar diyor ki hocam ya benim kimyaya tamam biraz olmaz ya yapamıyorum. Ya hocam olmayacak boşuna uğraş. Daha Periyodik cetveli bile daha elementleri bile bilmiyorum. Atlas Akademi orada da dur diyor. Bilmiyorsan gel canım benim. Ben senin için 7. sınıfa da dönerim. 9. sınıfa da dönerim. Her yere dönerim. Sen yeter ki öğren. Periyodik cetvel. Her gün birkaç element bileceğiz. Hidrojen. Solda en üstte bir numaralı element. C. C harfi değil bu karbon element. Hani o evde yaktığın kömür var ya bu o. Ne? Azot. O. Hani kokluyorsun ya nefes alıyorsun ya Hani temiz hava diyorum bak. Oksijen. Sağdaki de bir asal gaz. Helyum. Soldaki de sodyum. Hocam bunlar kolay. Tamam mı? Bunlar kolay diyorsun. Hepsine tek tek bak. Kimyayı bilmek istiyorsan. Hani toplama çıkarma bilmiyorsan matematik yapabilir misin? Yapamaz. Elementleri bilmeden kimya yapamazsın. Öğren. Bir gününü alır. En fazla bir iki gününü alır. O zaman şu periyodik cetveli elementtir. Her gün bir tane iki tane öğren. Günlük hayatta kullanılan asitlerin pH değerleri. Ne dedik? 7 ise nötr. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 asit. 7'ye kadar asit. Bakın bir de daha koyu bir renk. Yani eğer 1 ise çok kuvvetli asit. 6 ise ya artık asitleri kaybediyor gibi ya yavaş yavaş nötr oluyor. 7'den çıktı hocam 7.1 oldu. O zaman bas. Bu, bu kadar basit. Şimdi derişik sülfürik asit. pH'i 1, 0 ile 1 arasında asit. 5 ile 6 arasında asit. 7'ye kadar asit. Asit, kola, kan. Neymiş? 7.4 baz. Kan deyince aklımıza baz gelsin. Çay. Her gün içiyorsun akşamları. Nasıl bir yapı? Asidik. A dediğim asidik. B dediğim bazik. Mide asidi. Ya söylemeye gerek var mı? Adı üzerinde mide asidi. Asidi yani asit. Deniz suyu arkadaşlar deniz suyunu zaten çoğu şeyde görüyorsunuz. Nedir? Baz. Zaten. Tükürük deyince aklımıza ne giriyor? Nötr baza yakın. Asit yağmuru. Asit. Ne yağmuru? Asit yağmuru. Asit. Değil. Süt. Süt deyince aklımıza. Nötre yakın ama gene de süt asidi diye de bir şey var arkadaşlar. Biz o yüzden ne diyoruz? Asit diyoruz. Sorularıma geçiyorum. Birkaç soru çözüp bitireceğim bronsted Lowry asit baz tanımına göre teorisine göre HCO3 H3 artı denklemi için Lowry asit baz tanımına göre ne diyordu? Proton alan bazdır. HCO3 bak. Bir tane ne olmuş? Bak buraya. HCO3 iken H2 olmuş yani. Hidrojen sayısı bir artmış. Lowry ne diyordu? Proton alan bas. Aldıysa bas. Verdiyse asit. Almış bas. Bak. H2O vermiş. Bakalım H2O'ya. H3O vermiş. H2O almış. Şimdi tekrar H3O vermiş. Verdiyse bas. Verdiyse bas. Veren baz. Alan asit. Lowry'e göre. Hocam nereden ezberleyeceğim? Bak a, a bitti. Harfleri Aa bitti. V V'yi hiç öğrenmeye gerek a, a Ne, ne olacak bu? Vermiş. O yüzden bunun baz olması lazım. Bize ne demiş? Asit demiş. Yanlış. Konjuge asit. Konjuge baz. Bakın bak. Bu birinci bazımız. Baz. Asit. Asit baz. Yani bunlar birbirlerinin konjuge asit baz çifti. Doğru. Cevabımız 1 ve 3. İkinci soruyla devam ediyorum. Oo, bu da bir reaksiyon sorusu. Şimdi öğrenci bunu görüyor. Ya hocam bu ne ya? Ben bundan ne anlayacağım? Hop geçti. Soru elendi. Bitti. Soruya bakılmadı. Ya okuduğun an tamam bitti. H2PO4 eksi suyla tepkimeye giriyor. Bak ne olmuş? Şimdi tepkimelerinde hangilerinde asit özelliği gösterir? Birinci tepkimeye bak. Ne olmuş? H2 bir tane hidrojen ne yapmış? Vermiş. Verdiyse baz. İkincisi ne yapmış? CH3 cevap. Hidrojeni ne yapmış? Bakın arkadaşlar dikkat ediyoruz. Evet. Hidrojeni ne yapmış? Vermiş. Verdiyse baz. CO3 cevastaki hidrojen ne oldu? Kayıp. Bay bay. Peki burada HCO3 ne oluyor arkadaşlar? Hidrojen ne oluyor? Hop OH'a katılıyor. Ne oluyor buradaki OH ne oluyor? Hidrojen alıyor. Aldıysa ne diyoruz biz buna? Asit. Tepkimelerden hangilerinde H2O asit özelliği gösterir? Cevabımız yalnız 3 Bursa. Biri asit. Diğeri bas çözeltisi olan iki sıvıdan eşit hacimli miktarlar karışırsa çözelti tamamen nötrleşir. Evet tam güzel. Bu asit ve bas çözeltileri ile aşağıdaki deneyler yapılmıştır. Asit çözeltisinin farklı miktarlarda 3 ayrı kapta bulunmaktadır. Bu kapların her birinde 10 metre bas çözeltisi. Şimdi. Kapta turnusol kağıdını maviden kırmızıya. Kapta turnusol kağıdını kırmızıdan maviye ve kapta ise mavi ve turuncu kağıtlarını renk değiştirmek. Şimdi, şimdi asit deyince aklımıza ne geliyordu? Kırmızıya. Asit deyince bir kere şunu yaz. Kenara bilgi, fazla bilgi göz çıkarmaz. Asit kırmızı. Baz ne? Baz mavi. Bu kapların her birine 10 mililitre 10 mililitre baz ekliyorsun. Eklediğim baz Şimdi bak. Kapta turnu sol kağıdı. Şimdi bir asit diğeri bas x eşit hacimli miktarda. Çözelti tamamen nötrleşmektedir. Şimdi bulgulara göre bu üç kaptaki asit çözeltilerinin hacimlerini asit çözeltilerinin hacimlerini büyükten küçüğe doğru nasıl sıralayalım? Yani asitlik deyince aklımıza ne gelecek? Kırmızı. Yani kırmızıya dönüştürüyorsa bakın kırmızıya dönüştürüyorsa zaten en kuvvetli asit. Bakın bu ne yapıyor? Maviye dönüştürüyor. Gördüm. Mavi deyince aklıma bak. En kuvvetli hangisiymiş? Bir. E, mavi bu ne yapıyor? İkincisi baza dönüştürmeye çalışıyor. Bize asit çözeltilerinin hacmini soruyor. 2 en sonda. Mavi ve kırmızı turnu sol kağıtları renk değiştirmiyor. Ortada diyelim. Cevabımız ne? 1, 3, en büyük 1, sonra 3 ve sonra 2. Üçüncü sorumuzun cevabı da bu. 4. Aşağıdakilerden hangisi bazik özellik taşır? Yani ne diyor bir nevi? Hangisi arkadaşlar? Asit değildir diyor. Portakal asit. Limon daha ilk başta söyledik asit. Domates asidik ama biber biz sodyum hidroksit iyonundan dolayı OH iyonundan dolayı oradaki bazlık özelliği olduğu için OH'ı taşıdığı için Bibere bazik diyoruz. Beşinci soru. Bir asit çözeltisi için hangisi yanlıştır? Asit çözeltisi arkadaşlar elektrik akımını iletiyor muydu? Evet. Neden? İyonlaşıyordu. Uzun uzun anlaştık. anlattık. Şimdi bir daha anlatmayalım. Baz ile tepkimiz asitle baz reaksiyona giriyordu. Ne oluşuyordu? Tuz oluşuyor. Bir de ne oluşuyordu? Su. E ne demiş? Baz ile tepkimiz sen tuz oluşuyor. E oluşuyor biliyoruz. İçinde magnezyum parçaları atılırsa. Hani metallerle asitler tepkimeye giriyordu ya. Hani soy metaller hariç hidrojen çıkıyordu. E magnezyum soy metal mi? Tabii ki değil. Doğru. NH3 gazı. Bakın NH3 nedir? Baz. Asit. E zaten bir asit var. Değil mi? E bazdan geçiriliyor. Bazdan geçirirse ne olur? Tuz oluşur. Oluşmaz mı? Oluşur. Bir de tuzun çözeltisi oluşur o çözeltine su. Bitti. Ne kaldı? 5. sorumuzun sadece eşlikli kaldığı için edip geçiyoruz demeyelim. İçinden CO2 gazı geçilirse suda çözünmeyen bir katı oluşur. Biz öyle bir şey bilmiyoruz. Tamamen uydurma arkadaşlar. Öyle bir şey yok. O yüzden 5. sorunun cevabı Edirne. Altı. Asitlerin tadı ekşi bazlarınki acı. Sabahtan beri söylüyoruz. Bu 3 de anlamadım. Turnusol boyasının rengini asitler kırmızı ya falan filan. Şimdi sabunlu su. Altını soruya bak. Sabun baz, baz mavi, baz mavi, mavi mavi, kırmızılar elendi. Sirke, neydi sirke asidi, asit kırmızı, bu da elendi. Üçüncüde bir bakalım artık limon, limon aklımıza ne geliyor? E diğerlerine bakmaya gerek yok. E gene de bakalım hadi sizi kırmayalım. Limon asit, asit kırmızı bitti. Bu kadar basit. Asidin kırmızı, bazın mavi olduğunu biliyorsun. Son. 10 tane soru çözdüm. Sadece o ufacık bilgiden. Kimya kolay bir ders arkadaşlar korkmayın. Aşağıdakilerde hangisinde maddenin sulu çözeltinin özelliği? Nitrik asit bak. Ne dedik? Artık okumanız lazım. Şimdi bunu gidip de hasne uç. Öğrencim bu ne? Hasne uç. Öğrencim bu ne? Hasne Bak öğrenciye 5 kere sorduğumda hala hasne uç dediğini biliyorum. Öyle okumayacaksın. Kimya dersine giriyorsun. Nitrik asit bitti. Ne dedim? Asit. Nitrik asit. Asidik. Doğru asetik asit asidik sodyum hidroksit bazik sodyum klorür sodyum klorür nedir bu bir tuz tuzun persine 7 yani nötr doğru NH3 nedir amonyak nedir baz baz olması lazım nötr demiş bizi kandırmış hemen yakaladık asla bir kimyacı kanmaz asit yağmurları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır Kükürt ve azot oksitleriyle su, kükürt, azot varsa bitti asit. Zaten bu olayı. Demir çelik fabrikalarının bacalarından çıkan kükürt oksitleri maalesef asit yağmurları yüzünden oluyor. Taştan yapılmış binalarda asit yağmurları nasıl etki gösteriyor? Korozif etki. Nedir? Korozif ne demek arka? Yıpratıyor. Aşınma oluyor. Metallerin bozulmasına biz korozif etki diyoruz. Volkanik kirlilik de asit yağmurlarına. E tabi volkanik yani volkanların olduğu yerde ne var arkadaşlar? Asit yağmurlarının olduğunu biz zaten haberlerden günlük genel bilgilerimizden biliyoruz. Son yeryüzündeki metallerle asitler yeryüzündeki metallerle etkileşmez. Nedir arkadaşlar? Asit metalle etkileşir mi? Etkileşir. Dışarı ne çıkar? H2. Ne demek etkileşmez? Cevap bursa. 10. sınıf kimya ilk ünitemizde tanışmış olduk. İyi kütlemizi yaptık. Herkese iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Umarım yardımcı olmuşuzdur. İkinci kısımda asitlerin ve bazıların tepkimelerini inceleyeceğiz. Herkese kolay gelsin. Görüşmek üzere.